أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أإله مع الله قليلا ما تذكرون أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ البحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili izleyiciler, çok değerli kardeşlerim, bu sohbetimde zikir konusunu işleyeceğim. Zikir, Kur'an-ı Kerim'de çok bahsi geçiyor. Peygamber Efendimizin hadislerinde çok yine sözü geçiyor. Zikir ne demektir? Zikir anmak demek, zikir hatırlamak demek, zikir hatırda tutmak demek. Ama bir terim olarak zikir dendiği zaman Allah'ı anmak ve unutmamak, bu suretle gafletten ve nisyandan kurtulmak, uzak durmak, gafil olmamak. Müslüman daima Allah'ı hatırda tutar. Zaten işine başlarken besmele ile başlar, Allah'ı hatırlar. Ama onu hatırından uzaklaştırdığı zaman yanlışları yapabilir. Kur'an-ı Kerim bizden birçok ayeti kerimede Allah'ı zikretmemizi, yani hep hatırda tutmamızı ister. Mesela Araf suresinin 205. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak bize şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Rabbini kendi içinde yalvararak ve korku halinde çok sesi de yükseltmeden an sabah akşam bilgudüvvi vel asal sabah akşam ve la tekün minel gafilin gafillerden olma. Şimdi burada birkaç kelime üzerinde konuşmamız lazım. Önce Rabbini zikret derken Cenab-ı Hak neyi kastediyor? Bu konuda Ehli Sünnet'in önemli bir imamı olan İmam Maturidi'nin yorumunu sizinle paylaşmak isterim. İmam Maturidi aynı zamanda bir müfessirdir ve onun hayli kapsamlı bir tefsiri de vardır. Orada der ki burada zikirden maksat iki türlü olabilir. Bir, Allah'ı hep hatırda tutmak genel manasıyla zikir. İkincisi ise bazı lafızları söylemek. İşte tesbihat var, tahmid var, tehlil var. Yani Cenab-ı Hak Kur'an okumak da bir zikir bunlar. Birincisine göre ki önceliği ona veriyor. Burada Allah'ı zikretten maksat daima Allah hatırında olsun. Onun nimetlerini hatırla. O nimetlerden dolayı ona şükret. Onun kudretini, kuvvetini, gücünü hatırla. O kudret karşısında kendi acizliğinin farkında ol. Onun emrini, nehyini hatırla. Onun iyiler için neler vaat ettiklerini hatırla. Kötülere karşı neleri tehdit unsuru olarak zikrettiğini hatırla. Ve yine emirlerini yapmaya, yasaklarından uzak durmaya çalış. Onun vaat ettikleri o nimetlere, cennete ve oradaki nimetlere kavuşmak için gayret et. Yine onun vaid dediğimiz cehennem ve oradaki azabın durumunu da hatırla. Onlardan uzak olacak bir hayat yaşa. İkinci bir husus da burada sabah akşam diye tercüme ettiğimiz kelimeler. Bunlardan maksat acaba vakit olarak sabah akşam mı? Yoksa gece gündüz deriz ya hani devamlı anlamında mı? İşte bu ilk yaptığımız yorum, daha doğrusu onun yine ulemanın yaptığı yoruma göre buradan maksat vaktin tamamıdır. Bütün vakitlerde Allah'ı hatırında tut ve hayatını ona göre yaşa. İkinci görüş ise işte tilavet dediği o vakitlerde ki o zaman sabah ve akşam olur. O belli vakitlerde Allah'ı çok zikret, onu çok an yani bir telaffuz olarak da bu anma işini yap demektir. Kısaca söyleyecek olursak zikir demek ki iki manaya da geliyor. Birisi Allah'ı daima hatırda tutmak ve ona göre bir hayat yaşamak. İkincisi de Allah'ı yine Peygamber Efendimizin bize öğrettiği Kur'an'da bilinen lafızlarla anmak, zikretmek, telaffuz olarak bazı lafızları söylemek ki onları söylemekten maksat da yine Allah'ı hatırlamaktır. Yani Subhanallah derken ne diyoruz? Allah her türlü eksikten ve noksandan münezzehtir, uzaktır. Onun yüceliğini dilimiz söylerken kalbimiz onun idraki içerisinde olmalıdır. Elhamdülillah derken Allah, hamd Allah'a mahsustur. Her türlü övgü, sena ona aittir derken bunun yine idraki içerisinde olarak dememiz lazım elbette. Allahu Ekber derken Allah en büyüktür, her şeyden büyüktür derken o büyüklüğü hissetmemiz lazım. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Mesela bu ve benzeri zikir cümlelerinde o manayı ruhumuzda, benliğimizde, kalbimizde hissederek yine söylememiz lazım. Ama tekrar şunu vurgulamak istiyorum. Allah'ı günün her saatinde hatırda tutmak ve ona göre bir hayat yaşamak. Cenab-ı Hak bize mesela Bakara suresinde der ki فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Beni zikredin, beni anın veya beni daima hatırda tutun, ben de sizi anayım, ben de sizi hatırda tutayım. Allah'ın hatırından uzak bir şey elbette ki yok. Ama ona karşılık yani siz bana göre bir hayat yaşarsanız ben de ona göre karşılık veririm. O manada devamında da bana şükredin ve bana nankörlük etmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Değerli kardeşlerim, Allah'ın nimetleri çok bize. O nimetleri de hep hatırlamak, hatırda tutmak lazım. Allah'ın tabii ki kendisini daima hatırlayacağız ama Allah'ın nimetleri de çok. Kur'an'da bize onları da zikretmemiz söylenir. Mesela bu nimetlerden en büyüğü toplumsal huzurdur. Huzurlu bir toplum, fertleri arasında kardeşlik teessüs etmiş, yerleşmiş, birbirlerine düşman olmayan, birbirlerini seven, sayan, birbirinin hakkına, hukukuna riayet eden, yanlışı olanı uygun vasıtalarla düzelten, eksiğin olanın eksiğini tamamlayan, zayıfın elinden tutan, paylaşmasını bilen bir toplum elbette ki çok büyük bir nimettir. Mesela Ali İmran suresinde Cenab-ı Hak وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Dolaylı olarak bize doğrudan muhatap o günün Müslümanlarıdır. O bilhassa Medine-i Münevvere'deki Müslümanlardır. Bu ayetin baş tarafında da zaten şu var. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın, tutunun. Allah'ın ipinden maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Bunu birçok alimimiz tarafından ve yine rivayetlerden biliyoruz. Kur'an'a tutunun, وَلَا تَفَرَّقُوا, ayrılığa düşmeyin dedikten sonra işte diyor ki وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın, hep hatırda tutun. Devamında اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. Siz düşman idiniz, birbirinize düşman idiniz. Allah sizin kalplerinizi birbirine yaklaştırdı, telif etti. Telif etti. Nasıl ki telif, bakın telif deyince şunu aklımıza geliyor. Bir kitap telif etmek var. Ne var içinde? Çok çeşitli fikirler bir arada, bir düzen içerisinde, bir uyum içerisinde sunuluyor ve oradan bir kitap meydana geliyor. Toplumlar da bir kitap gibidir. Eğer kalpler telif edilmişse onlar da uyumlu bir kitap gibidir. Allah kalplerinizi telif etti, birbirine yaklaştırdı ve o sayede siz kardeşler oldunuz. Değerli kardeşlerim, zaman zaman olur düşmanla karşılaşırız. Yine Allah'ın yardımını isteriz ve o yardım sayesinde biz düşmanın şerrinden kurtuluruz. Böyle bir olayı da Cenab-ı Hak yine bize hatırlatıyor. Ya eyyühellezine amenu üzkürû ni'metallahi aleyküm. Ey iman edenler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın, hatırda tutun. İz hemme kavmun en yebsutu ileyküm eydiyehum. Hani bir topluluk ellerini size uzatmışlardı, yani düşmanca bir uzanış vardı size ve Allah onların elini sizden aldı. Allah'tan sakının diye yine uyarıyor Cenab-ı Hak. Zikir kelimesi anmak manasına geldiği gibi, hatırda tutmak manasına geldiği gibi Kur'an-ı Kerim'de mesela Kur'an-ı Kerim'in kendisi anlamında da, vahiy anlamında da kullanılmıştır. Çok söylenir, belki duyanlarınız da çoktur. Estaizu billah. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Diyor ki Cenab-ı Hak, İnna nahnu nezzelne zikra. Zikri biz indirdik ve onu biz koruyacağız. Biz onu hep anlatırken diyoruz ki Kur'an diye söylüyoruz. Yani burada zikirden maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Bazen zikirden maksat namazdır. Zikirden maksat hutbedir. Nitekim Cuma namazı ile ilgili ayeti kerimede de Cenab-ı Hak Ya eyyühellezine amenu izâ nudiye lissalâti min yevmil cumu'ati fes'av ila zikrillah. Cuma günü namaza çağrıldığı zaman, bunu duyduğunuz zaman Allah'ın zikrine koşunuz. O Allah'ın zikrinden maksat orada işte namazdır. Namaza koşun veya hutbeye koşun. İki türlü yorumda vardır. İkisi bir arada da olabilir. Namazdan sonrası için de yine Cenab-ı Hak buyuruyor ki namaz bittikten sonra dağılın. Dağılın, Allah'ın nimetlerini arayın. Vezkurullâhe kesîrâ. Allah'ı çok zikredin. Bu Allah'ı çok zikretmek ifadesi de yine Kur'an-ı Kerim'de de tekrarlanır. Yani daima hatırda tutun. Hayatınızı böyle bir hayat olarak yaşayın. Aziz kardeşlerim, bunlara zikir denmesini de o sözlük manasıyla şöyle bağlayabiliriz. Bunlar bize Allah'ı hatırlatır. Namaz bize Allah'ı hatırlatmayacaksa neyi hatırlatır? Ne içindir? Namaz bize Allah'ı hatırlatır. Hutbe bize Allah'ı hatırlatır. Allah'ın ayetlerinin, Peygamber Efendimiz sünnetinin açıklamalarını orada biz dinleriz. Yine Kur'an'da Allah'ın bize olan talimatlarını öğrenmiş oluruz. Zikir mekanları olarak camilerin özel bir yeri vardır. Camiler özellikle Allah'ın zikredildiği yerlerdir. Allah'ın hep hatırlandığı yerlerdir. Bakın çocuklar bile, daha 2-3 yaşında çocuklar eğer önceden bir tanıtımı olmuşsa minare gördüğü zaman size Allah Allah diyebilir. O minare ona Allah'ı hatırlatır. Bu arada çocuklarımıza da küçük yaştan itibaren camiyi, cemaati, minareyi tanıtalım. Yani onları ekrandan da tanıyorlar. Gördükleri zaman bu tarz programlara da ilgi duyalım. Mesela Diyanet televizyonumuzda bu tarz bir hayli program var. Çocuklarınıza hitap eden programlar var. Camiler Allah'ın en çok zikredildiği yerler olduğu için bir ayet-i kerime var Bakara suresinde, bakın. Cami düşmanları ile ilgili olarak diyor ki Cenab-ı Hak وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪يهَ اسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا. Allah'ın mescitlerine mani olandan, yani orada Allah'ın adının anılmasına mani olandan ve o mescitlerin harap olması, tahrip olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Yani en zalim insanlardan birisi olarak bu grubu sayıyor Cenab-ı Hak. Allah'ın zikrine, Allah'ın hatırlanmasına, hatırlatılmasına mani olanlar. Yine içki ve kumarın yasaklandığını ifade eden ayeti kerimenin devamında da Cenab-ı Hak buyuruyor ki İnnemâ yuridu şeytanu en yuqi'a beynekumul adavete vel bagdâe fil hamri vel meysir. Allah içkide ve kumarda sizin aranıza, şeytan sizin aranıza düşmanlık sokmak ister, kin, nefret sokmak ister ve yesuddekum an zikrillahi ve anis salah. Sizi Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoyar. İçki içenler, yani sarhoş olanlar Allah'ı hatırlayamazlar. Kumara ve benzeri oyunlara aşırı derecede dalanlar, kumarın hepsi için söylüyorum da bazı başka meşru dediğimiz, mübah dediğimiz oyunlara da çok aşırı dalanlar çoğu zaman Allah'ı unuturlar, namazı unuturlar. Az sonra diyene kadar müteakip namazın ezanı okunabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak iyi insanları sayarken onları hiçbir şeyin namazdan alıkoymadığını, Allah'ı zikirden alıkoymadığını ifade ediyor. Nur suresinde var mesela. Estağfirullah. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Öyle insanlar ki alışveriş, ticaret vesaire onları Allah'ı zikirden alıkoymaz. Devamında ve ikamis salah ve itaiz zeka, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Değerli kardeşlerim, zikir var, bir de tezkir var. Yani hatırlatmak. O hatırlatmak da nasihat etmek, vaaz etmek, Allah'ı hatırlatmak, dini, Allah'ın emirlerini hatırlatmak. Bu da aynen zikir kökünden bir kelime. Ve zekir fe inne zikra tenfa'ul müminin. Sen tezkir et, hatırlat, nasihat et, öğüt ver. O nasihat müminlere fayda verir. Mümin ondan istifade eder. Ama bu hatırlatmanın da bir ölçüsü var. Veya bu nasihat etmenin de bir ölçüsü var. Peygamber Efendimiz'e bile bakın. Gâşiye suresinde buyuruyor ki fezekkir fe innemâ ente müzekkir. Sen öğüt ver, hatırlat. Sen ancak hatırlatıcısın, öğüt vericisin. Leste aleyhim bi müsaytır. Onların üzerinde saytara kurmak, böyle hüküm, tahakküm etmek hakkına sahip böyle birisi değilsin diye Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e burada da böyle hitap ediyor. Tezekkür var, ibret almak, öğüt almak. Hani hutbenin sonunda her hafta dinlediğimiz bir ayet-i kerime var. İnnallâhe ye'muru bil adli diye başlıyor ve sonunda da diyor ki lealleküm tezekkerûn. Tezekkerûn. Beyzavi diyor ki tetteizûn. Diğer tefsirlerde de var. Yani siz ibret alırsınız. Bundan nasihat alırsınız. Vaaz tesirini sizde bırakır. Ama insan maalesef az ibret alıyor, az tezekkür ediyor. Onu da zaman zaman değişik ayetlerde Cenab-ı Hak ifade buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Kur'an bize zikirdir. Zikir meclisleri hep övülmüştür. Allah'ın kitabının müzakere edildiği meclisler övülmüştür. Mesela Müslim'deki bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki la yek'udu kavmun yezkurûne Allah azze ve celle İlla haffethumul melaike. Yani bir topluluk Allah'ı zikretmek için toplanırsa, böyle bir maksatla bir araya gelmiş olan topluluk mutlaka melekler onların etrafını kuşatır, üstlerine rahmet iner, sekinet iner. Allah onu kendi indindekilerin, onların yanında da efendim zikreder. Bir başka hadis-i şerifte yine buna benzer ama biraz bunda müzakere de var. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ ف۪ي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ Bir topluluk Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelmişse, toplanmışsa يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ Allah'ın kitabını okuyorlar ve onu müzakere ediyorlar, ders görüyorlar. Beynehum ne? Onların üzerinde sekinet iner, onları rahmet kuşatır, etraflarını melekler sarar. Aziz kardeşlerim, camilerimizde de dersler var, konuşmalar var, başka mekanlarda var. Zikir meclisleri sadece böyle tesbih çekilen meclisler gibi düşünmeyin. Allah'ın dininin anlatıldığı, Allah'ın emir ve yasaklarının anlatıldığı, Kur'an'ın müzakere edildiği, Peygamber Efendimiz'in hayatının, sünnetinin, siretinin konuşulduğu bütün meclisler, zikir meclisleridir. Bize, eğer bizde bir özellik varsa her şey Allah'ı hatırlatır ve biz inşallah onun rızasını kazanırız. Değerli kardeşlerim, zikirle ilgili söylenecekler çok ama vakit bu kadar. Bir dua ile bitiriyoruz inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel alemin, bizi daima seni hatırda tutanlardan eyle. Nimetlerine şükredenlerden eyle ya Rabbi. Sana iyi kulluk edenlerden eyle ya Rabbi. Kitabına göre yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesine göre yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, bizi senin rızana uygun bir ömür sürenlerden eyle. Ahirette senin affına, senin rahmetine nail olanlardan eyle. Peygamber Efendimizin şefaatine nail olanlardan eyle. Bizlere dünyada da ahirette de iyilikler ihsan eyle ya Rabbi. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gina azaben nar. Rahmetike ya arhamer rahimin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.